Halep'le Antep arasında bir güzel bayram. Türkiye ile Suriye sınırına bir kilometre uzakta bayram nasıl geçer? Suriye sınırına bir kilometre uzakta nasıl geçerse öyle. Arada tel örgülerle çizilmiş, gözetleme kuleleriyle pekiştirilmiş ama yine de aynı sarı toprağı, aynı fıstık ağaçlarını, aynı köyleri, insanları birbirinden ayırmayı başaramamış ince, naif bir çizgi var yalnızca bu çizgi son barış rüzgarlarıyla iyice incelmiş, esnemiş bir çizgi üstelik. Suriye Televizyonu bayram için Türkiye'ye gelen Suriyelileri gösteriyor. Fonda yan yana dizilmiş Suriye ve Türkiye bayrakları. Arkadaş ülke, kardeş ülkeye dönüşmüş, iki toplum bir bütünün yarısına. Suriyeli spiker aynen böyle söylüyor. Şabeyni Şakıkeyn bir elmanın iki yarısı diyelim ve rica edelim birileri çıkıp da yanlış bir tercüme yaptınız demesin. Sınıra bir kilometre uzakta bayram görmek için gittiğimiz yer neresi? Türkmenköyü Çobanbey. Halep ile Antep'in ortasında. Sizin bizim gibi ama en çok da Antepliler ve Sivaslılar gibi Türkçe konuşan çoban beyliler Suriye'de değil de Anadolu'da yaşıyor sanki. Bir akşam meyve ağaçlarının gölgelediği avlulardan birinde otursanız, köyün gençleriyle rahatlıkla nostalji yapabilirsiniz. Evlere yeni yeni televizyon girdiği günlerde, akşamları bir evde toplanıp film izlemeler, TRT'nin alternatifsiz olduğu günlerde Dallas rüzgarına kapılmalar, Yedi kule zindanlarında o burçtan bu burca kılıcıyla uçan Cüneyt Arkın'a hayran olmalar. Ki o dönemde köyden bazı gençlerin sırf Kadir İnanır'ı ya da Cüneyt Arkın'ı yüz ve yüz görebilmek umuduyla sınırdan kaçmaya teşebbüs etmişliği ve yakalanarak hezimete uğramışlığı bile var. TRT FM ya da Antep radyoları rahatlıkla dinlenebilir ve Türkiye'den gelen akrabalar cepten yurt içi tarifesiyle konuşabilir. Sakinleri köy dese de 15 bin nüfuslu bir nahiye olan Çoban Bey işte bu kadar yakın bir köydür ama bir o kadar da uzak tel örgülerin hemen arkasında dalgalanan Türk bayrağının dibindeki kendileri gölgesinde derler, bir gözleri hep o sınırda ve yine kendi deyimleriyle cisimleri Suriye'de ama kafaları Türkiye'de yaşayıp da Türkiye'yi hiç göremeden terki dünya etmiş insanların varlığından haberdar olmak hüzün verir. Bir çocuğun Türkiye tarafında uzanan dağlara bakıp bakıp da İstanbul kaç daha sonra diye sorması hele. Bir neslin o dağların hemen arkasında deniz olduğunu zannederek büyümesi. Sınırın öte yakasına geçmek şimdi eskisinden daha kolaydır elbet. Akrabaları görmek, alışveriş yapmak, hatta yol masrafları çıksın diye ucundan kıyısından ticarete bulaşmak. Ama mesele o değildir. Mesele hudut çizildiğinde sınırın o tarafında değil de bu tarafında kalmış olmaktır. Ama elden ne gelir? Çoban Bey'in resmi biraz belirginleştiyse zihninizde Bayram izlenimlerimize dönelim. Çarşı pazar dolaşıp evlere girelim. Elbise ve ayakkabı mağazalarındaki son dakika alışverişleri Türkiye'yi aratmıyor. Marketlerin önünde, seyyar tezgahlarda sergilenen çeşit çeşit şekerlere, çikolataları gösterilen teveccüh de. Evlere gelince, sınırın iki tarafının da bayram temizliği konusunda ittifak halinde olduğu muhakkak. Ama ikram konusunda herkes kendi geleneğini sürdürmekten yana anlaşılan. Bizim için vazgeçilmez olan baklavanın esamesi okunmuyor bu taraflarda. Ama kahke, bayrama özel bir tatlı olarak kim bilir kaç kuşaktır pişirilmeye devam ediyor. Tıpkı kavurga gibi. Bu ikisini yapmak için yaşlılık ve yalnızlık gibi ciddi mazeretleri olmalı bir Türkmen hanımın. Nerede o eski bayramlar nostaljisi burada da vardı tabii. Yaşı elliyi o tarafa aşanlar büyüklere hürmetin kalmadığından şikayetçi. Ama aynı beyler ve hanımlar yeni bayramların daha bolluk bereketlik içinde yaşandığı hususunda da hemfikir. Üzeri fındık, fıstık, lokum, şeker ve meyve ile dolu büyük tepsiler hazırlama adeti eskiden yokmuş. O günlerde en yoksul evlerde bile kahke ve kavurga yapılırmış yine. Ama misafire sunacak şeker ve kolonya bulunmazmış. Bayram deyince akla baklavadan, şekerden ve ilk kahvaltıdan başka ne gelir? Kabir ziyaretleri. Türkiye'de ekseri arefe günü yapılan ziyaretler Çobanbeyde ve civardaki Türkmen köylerinde bayramın ilk günü namazdan önce gerçekleştiriliyor. Yeni mezarlara çiçekler serpiştiriliyor ve ahirete göçmüş bütün bibilere, ebelere Fatihalar gönderiliyor. Bayramlaşma faslına gelince mezarlıktan ayrılırken başlar ama asıl şenlik kahvaltı sofrasına saklanır. Baba ocağında toplanan oğullar, kızlar, gelinler, damatlar ve torunların bayramlaşması aşina olduğumuz görüntülerden biridir. Bayramlıklarını giymiş çocukların harçlık koparma girişimleri de. Gördüğünüz üzere, aa bu bizde yok diyebileceğiniz pek az şey var. Kıssadan ise, sınır tellerinin hemen öte yüzünde Anadolu köylerini aratmayacak köyler, dilleri bizim gibi söyler Türkmenler var. Bilinmek isterler, unutulmaktan korkarlar, haberiniz ola. Ülkü Özel Aka gündüz.